itirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Ben olmayacak bir aşka kapılmış evli bir kadınım. 45 yaşındayım. 4 çocuğum var. 22 yaşındaki bir gence sırılsıklam aşık oldum. Üstelik o büyük oğlumun arkadaşı. Bu aşktan haberi bile yok. Beni arkadaşının annesi olarak görüyor. O kadar. Oysa benim yüreğimde fırtınalar kopuyor. Ondan bir çocuk dünyaya getirmek isterdim. Onu çok seviyorum. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Eşimin bana karşı hiçbir yanlışı yok. Bana çok düşkündür. Benim için yapmayacağı şey yoktur. Beni aldattığını da hiç sanmıyorum. Ama ne olursa olsun birlikte yaşadığımız bu 24 yılda onu hiç sevemedim. O genç adama duygularımı açmak, ondan çocuk istediğimi söylemek istiyorum. Fakat kararsızım. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bana bu konuda akıl verin. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. İkinci itiraf. Merhabalar. Benim sorunum ailem. Ben annesi ve babası ayrı yaşayan genç bir kızım. Her ikisinin de hayatında başka birileri var. Yani annem başka bir erkekle, babamsa başka bir kadınla yaşıyor. Bu yüzden iki arada bir derede kalmaktan bıktım. Her ikisine gittiğimde de mutsuz oluyorum. O yabancılara karşı nasıl davranmam gerektiğini bile bilmiyorum. Ve çok acı çekiyorum. Keşke kendimi iyi bir şekilde motive edebilsem. Bazen daha dayanıklıyım. Olur böyle şeyler. Bir tek benim başıma gelmedi ki bu, diyorum. Ama bazen de yine dayanamayıp olumsuz bir havaya giriyorum. Karamsarlık başlıyor. Özellikle de onların boşanmamalarından rahatsızım. Ne yapmam gerektiğini lütfen söyleyin. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Üçüncü itiraf. Merhabalar, 21 yaşında bir kadınım. Bir senedir çok güzel giden bir ilişkim var. Kendisine çok aşığım. Aynı zamanda o da bana aşık biri. Bu beraberliğimizde her şey çok iyi gidiyor. Çok mutluyuz. Birlikte vakit geçirirken de çok iyiyiz. Uzun lafın kısası sanki birbirimiz için yaratılmış gibiyiz. Ne yazık ki tek anlaşamadığımız bir konu var. Sevgilim benim 10 senelik en yakın kız arkadaşım ve kuzenimle görüşmemi istemiyor. Bir senedir bu konuda ayrı düşüyoruz ve o kesinlikle bu iki kişiyle aynı dostluğumu kabullenemiyor. Bunun sebebi ise geçmişimde yaşanmışlık, cinsellik de içeren ilişkiler. Kuzenim ve yakın arkadaşımın geçmişte ilişki yaşadığım kişileri tanıyor olmalarını sorun ediyor. Aslında erkek arkadaşım geçmişte bir şeyler yaşadığımı sorun etmeyen olgun biri ki ben ona bu konuda asla yalan söylemedim. Her zaman dürüst oldum. Erkek arkadaşım geleceğimize geçmişten izler taşıyan insanları sokamazsın deyip duruyor. Seni affettim ama onları affetmiyorum diyor. Zannediyor ki geçmişte yaşadığım şeylere beni kuzenim ve arkadaşım zorladı. Halbuki böyle bir şey yok. Geçmişte ne olduysa kendi isteğimle yaşadım. Şimdilerde ise kuzenimin de arkadaşımın da ciddi ilişkileri var. Biz üçümüz de geçmişte yaşananları sildik. Defteri kapattık ama erkek arkadaşım kapatmıyor. Onlarla konuştuğumu görünce bana bir ton laf söylüyor. Sürekli onlarla ne konuşmuşum diye telefonumu kontrol ediyor. Artık delirmek üzereyim. Kan bağım olan kuzenim, çocukluk arkadaşım ve erkek arkadaşım arasında kala kaldım. Onlarla konuşmayı da denedim ama pişman oldum. Konuşmadığım sıralarda erkek arkadaşımla çok mutluyduk. Ancak ben yine de onlarla dostluğumu arıyorum. Şimdi ise her tartışmamızda bu konu açılıyor. Çok yoruldum. İki arada bir derede kaldım. Sizce ne yapmalıyım? Dördüncü itiraf. Herkese selamlar. Hayatım normal bir şekilde giderken hiç de tahmin etmediğim bir şekilde hocama aşık oldum. Engelleyemediğim şeyler oldu. Her şey masumken aslında bir sevgilisi olduğunu öğrendim. Küçük bir çocuk gibi mızmızlık yaptım. Sonra anladım ki akıllı olmazsam onun istediği yere kadar gidecek. Ben de yeter dedim. Ben gidiyorum dediğimde üzülmedi, kırılmadı bile. Sadece bazı şeylerin elinde olmadığını, o an gerçekleştiğini söyledi. Hiçbir şeyde suçlu olmadığını, sevgilisinin işe yaradığını, yani ondan yararlandığını açık açık söylemekten kaçınmadı. Sonra yanımdan kalkıp gitti. Hep Türk filmlerinde izlemiştim. Nereden bilebilirdim ki ben de onlardan biri olacaktım. Şu an kendimi kullanılmış hissediyorum. Ama atlatmak üzereyim aslında. Her gün öyle şeyler izliyoruz ki televizyonlarda, bazı şeyler zorla oluşturuluyor aklımızda. Bazen tek kişilik hayatlar, bazen de ihanetler allı pullu gösteriliyor hepimize. Kendimizi o kadar kaptırmışız ki o sanal alemlere, gerçek yaşamdan zevk alamıyoruz. Bu itirafı yazmak istedim çünkü yaşadığım bu saçma ilişkiden olumlu bir şey de öğrendim. Her ne olursa olsun akıllı olmalıyız hayatta. Yaşamak dahası mutlu olmak istiyorsak aklımızı kullanmalıyız.
Her türlü derdimizi paylaşırken bizi dinleyen, ailemizden biri gibi bize yakın olan sizin de hayatınızda mutlu olmanızı öneririm. 5. İtiraf. Selamlar. Küçük bir kentte yaşayan köklü bir ailenin kızıyım. 27 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim. Birkaç ay önce birisiyle tanıştım. O benden bir yaş büyük, iş güç sahibi birisi. Önce arkadaş olduk, daha sonra birbirimizi sevdiğimizi anladık. Geçen gün de benimle evlenmek istediğini söyledi. Onun ailesindeki herkes benimle birlikte olduğunu biliyor. Benim ailemde ise sadece annem ve anneannem ilişkimden haberdar. Babam bilmiyor, çünkü ona göre sevgili olmak diye bir şey asla olamaz. Birkaç yıl önce de bir sevgilim vardı. Onunla da evlenmeyi düşünüyorduk. Ayrı şehirlerdeydik ama aramızdaki mesafe bayağı uzaktı. Bir bilgisayar firmasında çalışıyordu. Babama konuyu açtığımda çok kızdı. Sevgilimin belli bir işi olmadığını ve uzakta oturduğunu öne sürerek evlenmemize karşı çıktı. Ailemin karşı çıktığı biriyle de evlenemezdim. Ayrıldık. Aradan 5 sene geçti. İşte şimdi de karşıma bu genç adam çıktı. Yine ayrı şehirlerdeyiz. Fakat bu sefer aramızdaki mesafe fazla uzak değil. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyor ve neredeyse her hafta sonu birbirimizi görme imkanına sahibiz. Birkaç gün sonra babama açılacağım. Fakat bu sefer birlikte olduğum genci sevgilim olarak değil, evlenmeyi düşündüğüm kişi olarak anlatacağım. Yine işini öne süreceğini biliyorum fakat bu sefer gerçekten evlenmeyi düşünüyorum. Sizce babama nasıl açıklamalıyım bu durumu? Ya babam yine bir bahane bulursa? Aklımda soru işaretleri çok fazlasıyla var. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. 6. İtiraf. Selamlar, ben 25 yaşında genç bir kızım. Birkaç yıl önce hoşlandığım gençle çıkmaya başladık. Ama ilişkimizin daha başında eski kız arkadaşıyla beni aldattığını öğrendim ve yıkıldım. Bana yaptığı açıklamada bu kızın ona ihanet ettiğini, intikam almak için onunla tekrar çıktığını anlattı. Ben de sineye çektim. Bir süre sonra cep telefonunu karıştırdığımda o kızın numaralarını gördüm. Buna rağmen eski sevgilisini aramasının hiç önemi olmadığını iddia etti. Bu arada ne yazık ki aradan bir süre geçmişti ve ben onun sevgisine inanmaya başlamıştım. Bu yüzden unutmaya karar verdim ve konuyu bir daha açmadım. Açmadım ama ben hala bu yaptıklarını unutamıyorum. Onu çok seviyorum. Beni sevdiğine de inanıyorum. Sanırım kafamın takıldığı konu bana karşı pek dürüst davranmaması. Ona defalarca sordum. O sayfayı kapattığını, artık benim de açmamam gerektiğini söylüyor. Fakat hala eski sevgilisiyle görüştüğünü düşünmek sinirlerimi bozuyor. Yardımlarınıza ihtiyacım var. Sizce inanmalı mıyım? Yoksa yoluma mı bakmalıyım? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.